Şöyle koy ver. Yok ses tabi olmaz. Taşı çevire mi? Yok istemez. Arayı kapattım tamam. Ben İzmir, Poyracık Mahallesi'nde doğan Mustafa Ali Şen. Çiftçilik yapıyoruz, emekliyiz. Burada zeytin yetiştiriyoruz. Çoğu yer mesela diyelim Akhisar var, Poyracık var, Kınık var. Bu çevre komple
zeytin yetiştirdiğimiz yer. Fabrikalarımız da var. Güzel. Yağımızı çıkartıyoruz. Ben kendim babamdan gördüm. Nasıl? Ha, onların gördükleri başka. Onlarda aralama fazla yoktu. Tabii şimdi teknoloji ilerlediği için, her şeyi gördüğümüz için tabii ki biz daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii içinde büyüdüğümüz için. Altına sergi seriyorsun. Tarakla da oluyor. Sırıkla da oluyor ama çoğunla şu an makine. Makineden daha çabuk oluyor tabii ki. Filizlerini kırmamak için elinden geldiği kadar gayret gösteriyorsun. Sırıkla vurursan tabii ki, güzel vurmazsan çoğu dalla yine aşağı, güzel olmaz. Bir dahaki sene verim yapmaz. Daha doğrusu bir daha yapacağım diye vurursan zeytin bir dahaki sene olmaz. O yüzden karın altından vuracaksın, yavaş yavaş vuracaksın. Makine imkanı yoksa. Makine imkanı varsa makinen yapmak daha güzel bir şey. Daha da fazla filiz kırmıyor, güzel oluyor. Çok zeytin olanlar ondan uğraşmıyordur yani, mümkün değil. Bizim 40-50 ağaç bir zeytinimiz var. Onları tabii ki yapıyoruz. Vaktimiz var. Havalar güzel. Yapamıyor. Yoksa hava çabuk soğuk olacak, yağışlı olacak. Onlarla uğraşmayız. Hemen vuracaksın makineden, alacaksın geçeceksin. Tek tük kalıyor çünkü. Onlar kalsa bile olur. Sıkıntı yok. Thank you.
Şimdi değil mi? Üşüyor o gece. Aha, orada yapamaz ya. Uyuyoruz. Dışarıdan verir mi? Tabii dışarıdan verir. Herhalde. Nerede vereceksin? Yatağın içinden vereceksin sana. Ya dışarıdan verir ama ya. Ha, bak buradan. Yok, gece fabrika çalışıyor mu? Çalışsın. Sen hangi, nerede? Oo. Burada mı? Şuradan merdivene koydum. O kadar yaparsan mı? Kutma! Fatma! Hadi! Hadi! Kardeşe söyle, benim yaya niye gece bekçisi aranıyormuş? Ha, iyi de. Zeytin bitse yollayacağım. Yok! Hadi idare edin bakın, birkaç konusunu da iki de. Bitiyor musunuz? Ben de başladık ya buraya. Bitiyor değil mi bari? Valla. Yağmura ihtiyaç var çok. Eğer yağmur yağmış olsaydı vaktin şeylerde çok zeytin olurdu bu yıl. Böyle nasıl diyeyim? Süzülerek olur. Böyle yeşil zeytin kararamazdı. O kadar çok zeytin olurdu yani. Tabii yazın sulayabilirsen suluyorsun. Sulanırsa çok güzel olur. Zeytinler iri olur. Aralanması hemen hemen her sene olsa güzel olur. Zeytin arayı çok sever. Yükseğe gidenler hemen keseceksin zaten. Hava alıyor. Yani çok yapar, bu sefer besleyemez. Ufacık ufacık yapar. Ama ben araladığım için taneler iri iri oluyor. Güzel oluyor. Saat 11'de çay demiyor. 11'de mola mı? Allah! Öyle yoktur gari. Hadi Fatma, çayı koy be. Siz koyun bakalım be. Biz bugün bitirem diyor orası. Ne diyecek bitirem diyor. Ne bitireceğiz? Hadi yak ocak. Ocak çayı da olur diye. He? Çay var bizde var. Ne var? Tamam yap. Sen yaparsın. Sen yapsana. Yaparım, ne olacak? Korkacak mı sandın? Zor bu zeytin, böyle işleri zor. Çırpıyorsun, yazıyorsun, topluyorsun. Ufacıktık, hemen böyle çapa yapamazdık, ot toplattırladı arkadan. Biz dünyaya geldik, leşberlik yani tarlanın içinde. Yani pamuk, tütüm, domates, biber, bu zeytin işini yapıyoruz böyle. Çumakla, makinele silikiyoruz, topluyoruz. Yorucu, daha doğrusu yorucu. Ne yapıyoruz? Onu götürüyoruz şey fabrikaya, çıkarttırıyoruz. Afiyetle yağını yiyorsun. Salçaya bana yiyorsun. Güzel oluyor değil mi? Bizim buranın yağları çok güzel. Yemeklerde kullanıyoruz, kahvaltılarda. Bizim buranın yağı meşhurdur çok. Ekmeğin üstüne çalarak da yiyebilirsin, salçanın içine banarak da yiyebilirsin, yemekte. Yani nerede yersen lezzetlidir. Ama en çok ovada, tarlada
şeyin üstüne, ekmeğin üstüne çalarsan üzerine de hafif bir acı biber, toz acı biber. Yeme de yanına yat. Bir de yanında soğan. Nasıl yiyorsun? Salçayı bana mı? Salçayı bana. Oo, yiyorsun. Yeşilliğe zeytinle yapıyorsun. Gel kardeşim buraya şöyle beraber çıkalım. Ben utanıyorum. Gel be buraya şuraya gel. Ben utanıyorum. Çekilin. Bak tarak getirdim. Kardeşim bak tarak da gelmiş. Ne? Bu kardeşim dara. Böyle sıyırıyorum bunu. Evet. Ha. Pamuk toplarken geldin. Muhafız uzman gördüm. Pamuk toplarken sen görseydin bize. Aklına ne geldi? Hepsi var. Ya benim tarağımı niye aldın? Ver benim. Ağaca çıkıp kırılır, düşersin diye bunlara dikkat ediyor. Bunlar da ellik. Acımasın ben. Ellerimizi korusun diye giyiyoruz. İşte eşim bugün pazarda, Bergama'da. Soma, Bergama, Kınık. Biz de öyle uğraşıyoruz. Leşberlik çok zor oğlum. Kolay iş yok. Kolay iş yok oğlum. Her şey zor, çok zor. Ne yapalım işte, biz de böyle işte. Bugün 10 gün oluyor. 10 gündür bu işte uğraşıyoruz. Ya. Ya. İşte topluyoruz, fabrikaya götürüyoruz. Ya ne yapıyoruz? Hak versin, hak versin. Para versin, para versin. Daha önden daşta ezme yapılıyordu. Bu sızma ya deniliyor ya, sızma. Bu daşta oluyordu eskiden. Ben o işlerde çalıştım yani. Biraz koyuyorum. Biraz da bastırıyorum. Devamlı dönüyor. Bir ağaç. 3-4 kişi o ağacı çeviriyor. Ondan yani zor işte o. Esas onun yağı daha güzel olur da. Yani şimdi bu olmuyor galiba. Git kalktı şimdi. Her şey şeye döndü. Kol ele döndü şimdi. Zor iş gitti. Hadi kardeşim. Kazandın ey. Çok seviyorum. Beynirini al gel madem. Pazar etmemiz var. Yürü. İçine mi? Salça koyuyorum onu gel. Acıcık. Gidiyoruz motorla yine aynı sırada. Yok, Allah Allah diyorum ben böyle dal kesmedik diyorum. Nereden geldi bu gıda dal? Kırılmış. Kırmış la. Ana. Ulan dayı dur. Senin zeytinleri sitmişler gece. Anam. Yengen bizim bacağı arıyor yürüyemiyor ya. Anam romuktan bir atıyor kendini. Anam. 15 tane ağaç sikmişler. Hani çocuktan vardı anam. 15 tane ağacı böyle sikmişler. Thank you.
Usta yapılır da. Kara zeytini çuvala koyuyorsun, tuzluyorsun. Karıştırıyorsun. Tuz karışsın, her tarafına bir şey olsun diye. Yani acı suyu akıyor, gidiyor. Yaklaşık 20 gün. Ondan sonra onlar buruşuyor, kara zeytin oluyor. Nefis oluyor, çok güzel oluyor. Vatandaş getiriyor burada, arkadaşlarımız indiriyor itinalen. Çuval sayısını yazıyoruz, kilosunu yazıyoruz. Bu yağ fabrikası bu yıl açıldı. Biz de ekmek yiyoruz. Çiftçilerimiz de geliyor. Bütün Kınık civarı geliyor, Poyracık. Ürün geliyor, biz sıralarını alıyoruz, kuyulara döküyoruz. Paletlerle veriliyor. Yıkama, kazanlar yıkanıyor, temizleniyor. Halkın malı ondan sonra konuluyor. Herkesin malı ayrı ayrı veriliyor yani. Zeytin buraya geldiği zaman elekte yıkayıp kırıcıya veriyoruz. Kırdıktan sonra manikürlerde karışıyor 1,5 saat. Yağı saldıktan sonra dekontörde yağı çıkarıyoruz. Oradan separatörlerde yağı temizliyoruz, filtreliyoruz yani. Yağın posasını alıyoruz ve yemeklik yağımız hazır oluyor. Biz 35 derecede şu anda. O da yağ salması için. Daha önce değirmenler vardı, taş değirmenler vardı. Taş değirmenlerde de yağlarımız yıkanırken sıcak suyla yıkanırdı. Ya bu eskiden, ben bu işi 16 yaşından beri yapıyorum. Ya yağı arındıran sudur. Posadan arındıran sudur yani. Daha önce de yani taş değirmende baskılarla çıkardın. O da suyla arındırılır. Yani soğuk sıkım, o da halen şeyle sıkılıyor, suyla sıkılıyor. Ilık suyla. Eskiden havuzlarımız vardı, böyle bir sistem yoktu. Havuzlarda akşamdan yağ yıkanırdı. Yağ yukarı çıkar, su alta çöker. Vanadan şeyi, suyu salarsın. Ve yağ geldiği zaman vanayı kapatırdı. Üzerinde yağı taslanırdı. Zeytinyağı herkes bildiği gibi şifalıdır. Sabahleyin mesela miden götürebiliyorsa bir yarım bardak gibi bir şey içilebilir. Salata da yenir, şey de yenir. Hepsi güzel. Yemekte şifa. Ne bileyim, yaran varsa onu kapatmak için şifa. Zeytinyağı mesela eski zeytinyağı derler. Bir yerine sürdüğün zaman geçer. Bizim eski insanlarımız eskiden ilaç mı vardı? Kullanıyordu bunu. Vallahi emeğe bakarsan şu an bize göre ucuz gelir. Bak şimdi bir başlıyorsun.
diplerini sürüyorsun, gübresini atıyorsun, ilaçlıyorsun, hep bunlar masraf. Bir de toplarken, aralarken hep bunlar ağır iş. Ama tabii ki pahalı mı? Şu an pahalı. Alacak kişi için pahalı. Bilmiyorum çiçek yağı alacağını, ben zeytinyağı almadım, tercih ederim. Daha iyi olur. Çünkü yararlı. Her yönden yararlı.